Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Galiba 103'te kaldık. Efendim Nisa suresinin 103. ayetindeyiz. Hemen hemen bir seneye yaklaşıyoruz. Bu surede bir seneye bir Nisa suresini bitiremiyoruz. Ayeti önce manalandıralım, sonra açıklamasını yaparım. Feyda galaytumus salate, namazı bitirdiğiniz zaman, yukarıda namaz konusunu anlatmıştık, savaştaki namazı efendim nasıl olacağını konuşmuştuk. Kimi zaman rükûsuz, secdesiz bir namaz demiştik. Efendim atın üzerinde giderken efendim namaz demiştik. Bunları anlattık geçen hafta. Efendim işte o namaz bitince fezkurullaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum. Allah'a ayakta otururken ve yatarken anın. Allah'ı anın. Yani bir insan ya ayakta yürür ya oturur ya da yatar. Bu üç tanesini anarak bütün insanın bulunduğu pozisyonları hangi şartlar altında olursan ol demek istiyor Allah-u Teala. Beni hatırlayacaksın. Tabii ki bu zikrin en önemli noktası, açıklayarak gidiyoruz o zaman. Bu zikrin en önemli noktası, insan bir iş yaparken Allah'ı hatırlamasıdır. Yani hakimse karar verirken Allah'ı hatırlayacak ki hata yapmasın. Yani Allah'ı hatırlaması senin hayatındaki bütün işlerine, davranışlarına girmesi lazım demektir. Allah'ı yanında hisseden insan pislik yapmaz. İnsanların biraz sonra gelecek, göreceksiniz ayet-i kerime anlatacak. Yani insanlar yanındayken yanlış hareket yapabiliyor musun? Yapamıyoruz. Çekiniyoruz. Yani Allah'ı hatırlayan adam, onu yanında hisseden adam da bu pisliği yapamaz. Demek ki bizim imanımızda bir zaaf var. Yani ahlaksızlık yapan insanlar, bu ahlaksızlık derken sadece cinsellik olarak anlamayın bunu. Bunun siyasi ahlakı var demiştim size. Bunun ekonomik ahlakı var. Bunun sosyal ahlakı var. Bunun iş ahlakı var. Ekonomik ahlak var. Var oğlu var. Bilim ahlakı var. Bilim. Ha, bizim bilim. Ha burada ben şimdi size yanlış söylediğim zaman ahlaksızlık yapıyorum. Bilim adına ahlaksızlık yapıyorum demektir yani. Olay bu. Şimdi Allah'ı hatırlayan böyle bir işte Allah adına yanlış konuşabilir mi? Konuşamaz. Hangi mesleğin varsa, hangi siyaseti yapıyorsan, işte o işte Allah'ı hatırlaman Allah'ı zikirdir. Anlaşıldı mı? Yoksa çıkıp da efendim sabahlara kadar tesbih çekmen anlamına değil bu. Anlaşıldı mı? Sabaha kadar tesbih çekersin, sabahtan sonra kalkarsın, hem ne günahlar işlersin. Olmaz o. Olmaz. Olmadı bu yani. Dolayısıyla demek ki ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı hatırlaman, Allah'ı anman demek hayatın her pozisyonunda, her anında demektir bu. Allah'ı hatırlayacaksın. Feydet ma'daytum fe'akimus salate. Huzura ulaştığınız zaman, kavuştuğunuz zaman, o zaman namazı dosdoğru kılın. Artık şimdi savaş namazı değil bu namaz. O zaman huzura kavuştuğunuz zaman feydet emintum diyor. Bakara 289 olması lazım.
Oradaki feyda emintümle buradaki feydat me'nentüm kelimesi aynı anlama geliyor. Huzura kavuşmak, orada emniyete kavuşmak aynı şey anlamına geliyor. Yani bu savaş tehlikesi, bu düşman tehlikesi ortadan kalkınca namazı dosdoğru kılın. Bütün rükünleriyle kılın manasına geliyor. İnne salate, çünkü namaz kânet alel mü'minîne, müminler için olmuştur. Kitaben yazılmıştır. Mevkuta, vakitli olarak, vakitlere ayrılarak efendim müminlere farz kılınmıştır. Yani namazın kafirlerle bir alakası yok. Çünkü Allah'a inanmayan bir adama beni zikret, benim için namaz kıl demenin bir manası yok diyor Allah-u Teala. Ben bunu bana inananlara farz kıldım. İman etmiş olan insanlara farz kıldım bunu diyor. Demek ki vakit kavramını Allah-u Teala Kur'an'da kullanıyor. Hangi vakitlerde kılacağız diye bir soru sorduğumuz zaman bunu muhtelif ayetlerde anlatıyor. Vakitleri de anlatıyor. Vakitler de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve bu vakitleri biz o ayetlerden, yani Nur suresindeki ayetten, Taha suresindeki ayetten, efendim Rum suresindeki ayetlerden çıkardığımız zaman, Kaf suresinin ayetlerinden aldığımız zaman, bir araya getirdiğimiz zaman, masanın üzerine koyduğumuz zaman 5 vakit namaz çıkıyor. Bazı arkadaşlar 3 vakit namazın olduğunu söylüyorlar ama onu öyle düşünmeyeceksiniz. Yani ayetlerin tümünü bir araya getirdiğiniz zaman da o zaman orada göreceksiniz ki Allah-u Teala bazı ayetlerde 2 vakit, bazı ayetlerde 1 vakit, bazı ayetlerde 3 vakit sıralıyor. Bazı ayetlerde peş peşe 4 vakit sıralıyor. Ve böylece o ayetlerin tümüyle bir sentez yaptığımız zaman, bir araya getirdiğimiz zaman hemen böyle tek tek alınca onlardan bakıyorsunuz ki 5 vakit namaz bu şekilde çıkıyor meydana. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu Cebrail vasıtasıyla bu vakti rekatlarını belirleyerek namazını kılmıştır. Olay bu. Yani Allah-u Teala namazın bütün unsurlarını Kur'an-ı Kerim'de sayıyor. Bir tek rekat konusu efendim yoktur. O rekatı konusunda Peygamberimiz tabii tatbikat olarak yapmıştır bunu. Efendim peygamberlik müessesesi de budur. Sünnet de budur işte. Ama bu Kur'an eksiktir anlamına gelmez. Yani dedikleri gibi Kur'an'da olmayan işte var mı namazın rekatları Kur'an'da? Falan değil. Bu ayrı bir şey. O ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Yani Allah bizim önümüze geçip de bize namaz nasıl kıldıracaktı? Nazari de olmaz bu iş. Tatbikatını da peygamber yapacak gibi doğal olarak. Şimdi burada çok ilginç bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Orada Bakara'daki feyda emintum, buradaki feyda me'nentum kelimelerinden anlıyorum ki huzura kavuşma, güvene kavuşma. Yani namazın tehlikeli savaş anında bile kılınmasını emretmesi Allah-u Teala'nın eksilterek kılınmasını emretmiş olması, hatta gerekirse rükû secdesini bırakarak sadece Kur'an-ı Kerim atın üzerine giderek okumanla namazın kılınması niyetle bize anlatıyor ki namaz mutlaka kılınmalıdır. Bunun kaçamağı yok. Yani buna susuzluk mani değil, teyemmüm olacaksın diyor. Buna savaş mani değil, savaşta böyle kılacaksın diyor. Demek ki bize şunu söylemiş oluyor. Namaz bırakılamaz. Namaz mutlaka kılınmalıdır. Bu ibadet. Örneğin mesela hastaysan, seferdeysen orucu kazaya bırakabilirsin. Ama burada öyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. O zaman Allah bilemedin yani diyeceğiz yani. Öyle mi diyeceğiz yani?
Hani orucu söyledi, bunu söyleyemem. Öyle ya. Allah'a eksiklik atfediyorsun yani. Orada orucu hastayken, seferdeyken tutmazsın, kazaya bırakırsın diyen Allah bunu diyemedi. Mı? İşte burada en tehlikeli noktaları veriyor. En büyük mazeretlerden biri nedir? Susuzluk. Tehemmal. Öteki mazeretlerden biri savaş. Kısalt diyor. Kısaltın. Rükû secdeyi yapmadan da atın üzerinde de kılacaksın. Çok daha şeyi var. Cem yap. Yani. Demek ki bu mutlaka kılınmalı. Mutlaka. Kılmadıysan Allah'a istiğfar edeceksin. Başka öteki çıkar yolun bir kar yolu yok. Olay budur. Sistem budur. Namazla ilgili konu budur. Şimdi kılmadıysan başka zaman kılarsın. Düşüncesi, fetvası insanları namaz kılmamaya sevk etti gençleri. Nasıl olsa 50 yaşında kılarım dedi. Ya, 60 yaşında kılarım dedi. Ya. Ne zaman kılmaya? Çok tehlikeli bir şey bu. Adam öldüyse ne olacak? Yani böyle bir halbuki bu ayetler söylenseydi, yani bu savaş anında nasıl kılınacağını, susuzluk anında nasıl kılınacağını, yani hatta ve hatta bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Çünkü biliyorsunuz kadın hali durumunda namaz kılınmaz dediler. Oruç da tutulmaz dediler. Sonra orucu kaza ettirdiler de namazı niye kaza ettirmediler? Madem kılınıyordu. En büyük mazeret. En büyük mazeret. Tabii bu çok önemli bir konu. Bu yani kadın halinin durumunun da Allah-u Teala neleri yasakladığı ayete bakmıyoruz. Oraya bakılır mı ya? Şimdi neler çıktı? Neler yapılıyor şimdi? O haliyle kadın tenis oynuyor, voleybol oynuyor, güreş yapıyor. Ama diyorsun ona namaz kılamaz. Anlıyor musun? Olay bu. Yani bunu tabii o ayete geldiğimiz zaman irdeleyeceğiz onu. Ama biz burada sadece bir örnek olarak verdik, bir misal olarak verdik. Şimdi bu ayetten ele alacağımız başka bir konu ise kânet alel müminine kitaben mevguta. Kitaben kelimesi yazılı, yazgı yani farz demektir. Farz kılındı. Tıpkı oruç için kütübe aleykümüs sıyamı da olduğu gibi size farz kılındı dediğimiz gibi ona o manayı verdiğimiz gibi efendim aynı şekilde efendim namazın da işte farz olduğu tabii başka emirler var. Ekimus salate var. Burada da var. Fe ekimus salate diyor. Namazı kılın diyor. Emir var. Yani her halükarda bu da yazgı manasına geliyor. Bunu şöyle anlıyoruz. Her aletin, her ilacın bir prospektüsü vardır. O ilacın içinde neler var, nasıl içilir konusu yazılıdır o prospektüste. Efendim o makineyi nasıl çalıştıracağın yazılıdır o kitapçıkta. Öyle yapacaksın. Allah-u Teala da yarattığı insan denen bu makineyi ama manevi boyutu olan bu makineyi'nin prospektüsünü veriyor bu ayetlerde. Anlaşıldı mı? Hayatının prospektüsünü veriyor. İşte bu hayatının o prospektüsünde bir tane de kitap yazgı olan namazdır. Olay bu. Bu da bir ilaçtır diyor. Namaz da bir ilaçtır diyor.
ayeti kerimede. Mesela Ankebut 45 olması lazım. Ankebut'ta inne salate tenha anil fahşai vel münker diyor. Çünkü namaz, kesinlikle namaz efendim kötülüklerden ve fuhuştan alıkoyar. Yani nedir? Kötülükler, fuhuş hem ferdin hayatında hem toplumsal hayatta bir hastalıktır. Sosyal hastalıktır. Bu sosyal hastalığın ilacını yazarken Allah-u Teala efendim bir numaralı şeyi namazı koymuş. Namazı koymuş. Bu namazı bir hakkın kılan insanlar ahlaksızlık yapmaz diyor Allah-u Teala. Ben demiyorum. Ayet çünkü. O zaman hem namaz kılıyor hem ahlaksızlık yapıyorsa o zaman bu namazı gereği gibi ilacı içmedi yani. Yani doktor dedi ki 5 defa alacaksın, o aldı onu bir defa, hiç almadı onu. Namazı kılmadı veya bir defa kıldı yani. Olmaz onun tabii, o ilacın tesiri olmaz. Manasına geliyor. Ha başka bir ayette mesela 59 olması lazım Meryem suresinde. Namazın insanı şehvetleriyle arasında barikat koyan, engelleyen bir güçtür namaz diyor o ayette. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَلَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Yani bir nesil vardı namazı kılıyordu, ondan sonra gelen nesil namazı zayi etti ve şehvetlerine tabi oldular. Demek ki insanla şehvetleri arasında engel olan namazmış. O eriyince, namaz olmayınca insan kendi şehvetleriyle karşı karşıya kalıyor. O zaman şehvetlerin oyuncağı oluyor. O zaman da gideceği yer hayal kuruyor. Ayet. Ne? Ben demiyorum. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki hayal kuruyorsunu insanlar bu dünyada yapıyorlar. Evet, ben oraya gideceğim diyor. Adam gidiyor, mezarını yaptırmıyor mu? Ben de mezarımı yaptırdım da mesela. Mezarınızı yaptırıyorsunuz değil mi? Heh. Adam da hayal kuyusunun mezarını yapar bu dünyada. Öyle. Şimdi demek ki namazın farz olmasının nedenini söylerlerse, niye farz kılındı derlerse, işte bir tanesi orada. Nerede? Ankebut suresinde. Ahlakın temelidir efendim. Namaz ahlakın temelidir diyebiliriz. Hatta efendim Meryem suresinin 59. ayetinde buna katabiliriz. Ahlakın temelidir efendim. Namaz. Devam ediyor. وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ. Toplumu, size düşman olan toplumun peşine gitmekten, onu aramaktan, onu ele geçirmekten sakın ha şey yapmayın, ihmal yapmayın. Savaşta ihmal yoktur. Taktik veriyorlar. İn tekûnû, siz iseniz, te'lemûne, siz elem duyuyorsanız, siz acı duyuyorsanız fe innehum ya'lemuna kema ta'lemun. O düşmanlarınız da sizin gibi elem duyuyorlar. Yani onlar duymuyorlar mı? Onlar da duyuyorlar. Siz de duyabilirsiniz. Ve tercun min Allahi ma la yercun. Bir de üstelik siz onlardan bir farkınız var. Nedir o? Ve tercun min Allahi. Allah'tan siz ümit varsınız. Ümit ediyorsunuz Allah'ın yardımına. Mâ lâ yercûn. Onlar hiç ümit ettikleri öyle bir şey yok. Allah'a inanmadıkları için diyor. Benden öyle ümit falan yok. Ama siz Allah bize yardım edecek diye bir ümidiniz var. Ümit çok önemli bir konudur. Neyse şimdi ayeti bitireyim. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Dedi. İmzaya attı. Şimdi bu
Buradaki Allah-u Teala savaş demedi. Doğrudan doğruya, ama yukarıdan savaş geldiği için yukarıdan bu ayet onlara bağlı olarak çalışıyor. Bu ayetin çalışması bir üstteki 102. ayete bağlı olarak çalışıyor. Oraya bağlayacağız onu. Fibtigail gavmideki o kavm kelimesine düşman topluluk manasını vermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde açıklayamayız. Fakat öyle bir anlatım tarzı var ki bu sadece böyle karşı karşıya gelinen, karşı karşıya savaşılan düşman topluluğu anlamına geleceği gibi başka türlü mücadeleyi de ele alıyor. Nedir o? Mesela bugün dünyada bir kültür savaşı var. Evet. Dinler arası bir savaş var aslında. Fakat biz bunun farkında değiliz. Yani bu görünür olmuyor. Görünmüyor diye, yok diye bir olay yok. Mikrobu görüyorsun, hasta ediyor vücudu ama göremiyorsun onu. İşte bir takım laboratuvarlarda, şuralarda, buralarda filan diyorsun. Ay ay, tamam bu mikrop buydu. Efendim bu kanserdir efendim. Kanserin şu türüdür efendim. Bu türüdür efendim. Yok efendim kanser değil de yok bilmem nedir efendim burada. Ama görünmüyor. Aynı şekilde bu dinler arası, kültürler arası savaş, mücadele aslında çok fark edilmeyen ama içten içe toplumu yıkan bir olay. Onun için o konuda düşmanın peşine gitmek, onu yakalamak, orada ihmal etmemek başka bir anlam geliyor. Başka bir silah istiyor o. Anlıyor musunuz? Nedir o? Eğer adam senin gençliğine, senin elinden almak için felsefe üretiyorsa, düşünce üretiyorsa, sen de felsefe üreteceksin. O felsefeye karşı sen de beynini kullanacaksın, o mücadeleyi öyle vereceksin. Başka türlü veremezsin. İslam alemi bundan kaybetti. Yani siz düşünce silahına tabancayla şunla bunla yapamazsın bu iş. Bununla olmaz bu iş. Düşünce silahına düşünce silahıyla cevap vereceksin. İş değişiyor şimdi. Adam öyle bir silah kullanıyor ki bugün, öyle senin tabanca, top, tüfek filan değil. Teknoloji. Adam teknolojiyi kullanıyor, senin ekonomini alıp götürüyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bu mücadeleyi, bilim üreteceksin, bu bilimi teknolojiye çevireceksin, uyarlayacaksın. Mücadeleni öyle vereceksin. Fa'tedu aleyhi bi misli ma'tede aleyküm'ün anlamı budur. Enfal suresinde. Onlar sana hangi silahla mukabele ediyorsa sen de o silahla mukabele et. Aynı silahı üreteceksin diyor Allah'ta. Ha o top bomba üretiyorsa da bomba üretecek, tamam. O doğru. Ama başka silah da var. Felsefe bir silahtır. Düşünce. Bugün dünyayı kaç sene, 1917'den itibaren Marx'ın felsefesi dünyayı kasıp kavurmadı mı? Bizim gençliğimiz binlerce çocuğu kaybetmedi mi 80 öncesi Marksizmin, Maoizmin uğruna? He? Kaybetmedik. Bir yerde kurban veriliyorsa o tanrıdır işte. Marksizm tanrıydı işte. Bu kadar basit. Bizim çocuklarımıza, gençlerimize neyi aşıladılar? Din afyondur dediler. Komünist manifestoda Marx söyledi bunu. Allah ölüdür dediler. Bizim münakaş ettiğimiz o dönemde biz talebeyken, 68 kuşağıyım ben. Efendim münakaş ettiğimiz zamanda Allah ölüdür. Kim söylemiş onu? Jean Paul Sartre. Yani adam Allah ölüdür dedi. Ha bizim gençler de ölüdür.
Ha de babam böyle sanki İstiklal Marşı söyler gibi Jean-Paul Sartre ölmüş gitmiş ama beriden biz de o öyle dedi biz de özcü. İşte felsefe kültür mücadelesi dünyada kültür üretemiyorsan, kültürünü yenileyemiyorsan, hayata uyarlayamıyorsan, çağın gerisinde kalıyorsan sen mücadeleyi savaşı kaybettin. Aha bundan kaybettik işte biz. Biz 10 asır evvel yazılan kitapları ezberletiyoruz çocuklarımıza. Anlıyor musunuz? Oho adam mem nerelere giriyor. Yani şimdi şu anda Kur'an-ı Kerim'i hayata uyarlasak bugün egzistansiyalizmin varoluşçuluk felsefesinin kriz dediği, kriz felsefesi dediği, krizleri çözen felsefeymiş vay. Bunları okuyorum ben. Neymiş? Yalnızlık. Bak, yalnızlık bir krizdir. İnsanları ötelemek başkası kavramı bir krizdir bugün. Bu kriz var bugün. İslam alemini görmüyor musun? Neler oluyor Suriye? İslam alemi niye ayağa kalkıp da bunu çözmüyor? Başkası. O başkası. Lanet Müslümanlı kardeşlikte. O başkası. Şimdi bu krizler bu dünyayı sarmışlar adamlar. Varoluşçuluk felsefeyi üretmişler. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor kardeşim ya. Bunları çözmüş, vermiş de. Bu çözümleri biz bilmiyoruz ki. Hayatımızda yok ki Kur'an. Ha demek ki buradaki savaş düşmanı takip etmekte gevşeklik gösteremez. Bu ne demekti? Kültürünü çağa uyarlamak, çağdaş insan düşüncesi üretmek. Anlıyor musunuz? Konusunda düşmandan geri kalmayacak şimdi. Yakala! Gevşeme yok. Yani bu sadece meydan muharebesindeki savaş anlamına değil sadece. O var bunun içerisinde. Ama bugün dünya ekonomide. Ekonomik savaş var bugün dünyada. Yani Batı dünyası Arapların kara gözüne mi yedi de? Ya oradaki petrol ya. Oradaki petrolden dolayı Osmanlı İmparatorluğunu parçaladılar, lime lime ettiler kardeş. Ekonomi. Ekonomik savaş. Ha burada da gevşek olmayacak. Çalışacaksın diyor Allah Allah. Düşmanına sakın ha gevşemeyeceksin. Biz yatıyoruz ya. Ne çalışması kardeşim ya. Yani... Anladınız değil mi? Biraz anladınız. Ha bu yüreğimin içindekileri anladınız mı biraz? Biraz dilimle ifade edebildim mi acaba? Yok ki kelime ifade edeyim ya. Ben dahi aciz kalıyorum ya. 16 bin sayfa kitap yazmış adam bile aciz kalıyor. Yok. He. Ah dünya ah. Eydi Kur'an sen ha buraya duruyorsun da. Ha bu İslam alemi haberi. He. Bunlar hep soracak Allah'a. Gevşeme yok. Ama gideyim şeye, Ali İmran suresine. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bak. Sakın ha gevşemeyin. Sakın ha üzülmeyin. Gerçekten inanıyorsanız üstün sizsiniz. Buyurun. Bizim üstünlüğümüz nerede? İslam alemin kahraman içerisinde. Öyle değil mi? Hani Allah öyle söyler. Hani o iman diyor Allah-u Teala. İmanını ver bana vereyim sana üstünlüğü değil mi? Yok o iman ki kardeşim. Ayete bak ayet. Ve entüm siz el a'levne iki siz üstünsünüz in küntüm müminin in küntüm müminin. Dört kelime. Dört kelimede Allah-u Teala söylüyor. Yazmış oraya. Gerçek iman varsa üstün sizsiniz. Vallahi bilmiyorum yani. Yani her yerde üstünlüğünü kuyacaksın.
Ekonomide, siyasette, ekonomisi güçlü olmayan adamın siyaseti güçlü olmaz ki diyor 88'de. Efendim Yunus suresinde, Musa aleyhisselamın duasında ekonomisi güçlü olmayan adam peygamber bile olsa işini beceremiyor. Hayır, hayır. Bu mücadele verilmesi lazım diyor Allah-u Teala. Bu mücadeleyi vereceksiniz. Evet, devam ediyoruz. Ha, bu mücadele zorunludur. Elem duyarsınız, acı duyarsınız. Gerek normal savaşta acı duyarsınız. Kardeşleriniz ölür, şu olur, bu olur. Acı duyduğumuz gibi efendim her yerde duyuyoruz. Bu acı, bu elem, yani bu mücadele, siyasi mücadele, ekonomik mücadele, kültürel mücadele filan 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 filan, bir de normal savaş dediğimiz mücadele, ha bunlar öyle kolay yerinde oturarak olmaz. Bunlar elem vereceksin. Sen peygamberden üstün müsün? O bile hicret etmedi mi? O bile savaşa katılmadı mı? Yaralanmadı mı? Kardeşim böyle mücadelesiz yok öyle bir şey. Allah isteseydi Hazreti Peygamber'e bütün insanları Müslüman yapardı. Hiç savaşmadan, kuyruğu yaralanmadan iş biterdi. Hicretimiz dedi yapmadan. Ha? Yok öyle bir şey diyor Allah-u Teala. Mücadele vermeden yok. Senin farkın bana inanmış olmandır. Bana inandığın için yardımım gelecektir, lütfum gelecektir. Sana kazanacaksın. Ama sen mücadele vereceksin. Bundan elem duyacaksın. Duyacaksın, duyacaksın. Senin düşmanın da duyuyor diyor. Aynen, aynen be. Senin düşmanın da duyuyor elem. Sen de mücadele verilecektir efendim. Elem vericidir diye, acı veriyor diye oturmak yok. Devam. Bak anlıyor musunuz? Bakın. İşte senin farkın şu. Sen Müslüman olduğu için ve tercüne minallahi ma la yercu. Onlar ümit etmiyorlar. Sen benden ümit ediyorsun. Sen benden ümidin var. Rabbim bana yardım edecek diye ümidim var senin üstelik. Sen niye böyle efendim düşmanı şeyden ihmal gösteriyorsunuz, göstereceksiniz? Böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ümit çok önemli bir konudur. Korku ile ümit arasındaki dengede Müslüman olur. Tetecafa cunubuhum anil melaci'i yed'ûne rabbahum havfen ve tama'a. Secde suresinin ikinci sayfasındadır bu ayet. Onlar gece vakti yataklarından kalkarlar diyor. Yed'ûne rabbahum, Rablerine dua ederler. Havfen, korku ve tama'a ve ümit içerisinde. Yani Müslümanın psikolojik yapısında bir ümit ve korku dengesi vardır. Ne aşırı korkuya gider, ne aşırı ümide gider. Korkumuz ümidimizi, ümidimiz korkumuzu kontrol edecek ve bir denge sağlayacak. Demek ki ümit olmazsa hayatın bir anlamı kalmaz. Ne yapıyoruz şimdi? Ben burada bunları çalışırken, anlatırken ne ümidim var benim? Rabbim mahşerde bana sevap verecek diye ümidim var. Değil mi? Heh, bu ümit. Siz niye giriyorsunuz buraya namaza? O da o ümit var. Sen de diyorsun ki ben Rabbime ibadetimi yapayım. Bunun emridir bu. Ben kulluğumu yapayım. Umulur ki ben cennete giderim. Öyle değil mi? Bu ümit var. Ya, bu ümit olmasa hayat durur. Efendim çocuğunu büyütüyorsun. Nasıl, kolay mı büyüyor bir çocuk? Ha? Ne ümidiyle büyütüyorsun onu? Yarın öbür gün bir bardak suya muhtaç olurum. Bana bir bardak su verir de. Bir gün der ki Allah anneme babama rahmet eylesin. Allah onları affeylesin diye dua eder bana. Bu ümit olmasa bu eziyetle çekilir mi? Çekilir mi? Demek ümit, ümit, ümit. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilendir. Ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Dikkat edin, ben içinizde ne geçirdiğinizi de biliyorum.
يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ Allah Allah. Ayet okuyamadım, hayretmiş. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ وَلَا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ حَسِيمًا. Evet. Geldik işte dünyanın üzerine döndüğü ayet. Yani hiçbir ayetin öteki ayetten eksikliği, değer eksikliği falan yokmuş. Konu itibariyle konuşuyoruz. Çünkü eksikliğimiz burada olduğu için, bizim eksikliğimiz burada olduğu için bu ayet o yaranın neşteri olduğu için diyorsun ki bu ayet işte dünya bunun üzerine dönüyor. Evvelden ne derlerdi? Dünya öküzün boynuzunda dönüyor. Niye demişler onu? Öküzün boynuzunda dönüyor. Çünkü ekonominin merkezinde hayvan vardı. İnek, inek. İnek olmadan hayat geçim olmazdı. Öyle dediler. O sonra başka türlü anlattılar. Dediler ki efendim dünya öküzün boynuzunda dönüyor. Boynuzunda sinek vurdu mu öküze de kafasını salladı mı zelzele oluyor. Ya hamurları öğrettiler, din diye öğretmişler bunları ya. Allah aşkına. Şimdi dünya işte bu. Hele biz hocalar, aman Allah'ım. Su, hava gibi bizim için önemli bu ayet. Manayı vereyim. İnna enzelna ileyke. Ya Muhammed, sana bu kitabı, ileykel kitabe, bu kitabı sana indirdim. Ha bu kitap. Bak. Bakın şu, bunu 1400 sene evvel bu ayet söylüyor. Bu kitabı sana indirdim. Sebebi ne? Niye indirdim sana bunu? Bu kadar mücadeleyi 40 yaşından sonra 23 sene mücadele verdin. Niye? Savaştan savaşa koştun. Yatağında doğru dürüst uyumadın. Aç susuz. Sebebi neydi? Bilhak, hak ile indirdim diyor. Sebebini açıklıyor. Litehküme beynen nasi, insanlar arasında hükmedesin diye. Bima erakallah, nasıl gösterdiysem sana öyle hükmedesin diye. Oo. Ve la tekün, olma. Sakın olma. Lil hainine, ihanet edenlere, hainlik edenlere hasıma, tarafçık. Şimdi bu ayet-i kerimenin analizini yapalım. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Bu kitabı sana indirdim bil hakkı, hak ile. E ne demek hak ile? Şimdi bu hak ile derken bu ne demektir'in cevabını açacağız. İsra suresinin son sayfasının birinci ayetini. Ha, hem ezber okuyalım hem gidelim. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَهُ. Ne burada? Hakkı biz indirdik. O da hakkı getirdi. Allah Allah. Çok ilginç bir mana. Çok ilginç bir. Hakkı indirdik yani Kur'an'ı. Gene İsra suresinin az geride Kur'an'a hak diyor Allah. Bunun adı hak. Hak. Ben hakkı indirdim. Yani Kur'an'ı. O da hakkı getirdi. Ha demek ki bu kitap hakkı getiriyor. Yeryüzüne hakkı, gerçeği, doğruyu, güzeli getiriyor. Anladınız mı şimdi? Yani Allah-u Teala bunu Levh-i Mahfuz'dan gönderirken hakkı yükledim ona diyor. Onun adını da hak koydum aynı zamanda. Kendi adı da haktır diye bu kitabın.
Hakkı da yükledim ona diyor. O da onu getiriyor size. Yani ayetteki bu o kadar küçük bir ayetin bir kısmı zaten de ve bil hakkı enzelnahu. Çok hoş bir yani bir ifadesi var ayetin. Hakkı indirdik ve bil hakkı nezele. O da hakkı getirdi. Emir vermiş. Götür abi bu hakkı bakayım. Götürdü. Olmadı yani. Bu ayete ne, biz ne ettik ha buraya? Bir şey ettik mi ya? İki ayet yaptık. Şimdi bu ayeti bir daha haftaya bırakıyorum. Gelin bu bundan sonraki ayetler savuruyor. Onları da bu ayeti de dinleyeceğiz. İnşallah erken gelirsen onu görürüz. Ne anlattık burada şimdi? Allah-u Teala savaştaki namazı bitirdiğiniz zaman ve huzura kavuştuğunuz zaman namazı tam kılın. O zaman ve namaz müminlere farz kılınmıştır dedi. Ve düşmanı aramakta, düşmanın peşine gitmekte sakın gevşeklik göstermeyin. Onlar elem duyuyorlarsa, siz elem duyuyorsanız onlar da duyuyor. Mümin farkı ne? Mümin benden ümit bekler. Benim ona yardım yapacağımdan ümidi vardır müminin. Onların yoktur. Onların böyle bir ümidi yoktur. Ümitsiz insan savaşamaz. İşte o neredeydi Kıbrıs Savaşı'nda? Hindistan elçisi miydi? Neydi bir elçi? Ne dedi Kıbrıs'taki elçi? Yunan elçisi ne dedi biliyor musun? Siz bu adamlarla savaşamazsınız dedi. Niye dedi? Onlar öldükleri zaman şehit olduklarını, cennete gittiklerine inanıyorlar. Siz niye inanıyorsunuz? Siz boşu boşuna gittiğinize inanıyorsunuz. Sen savaşabilirsin böyle bir adamla. Ümide bak şimdi, imana bak. İmanın farkı bu. Adam anlamış bunu. İşte böyle diyor Allah-u Teala. Kitaba geldik. Kitabı bir daha hafta inşallah anlatacak. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.